Herkese merhaba, ben Erdem. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir salata yapacağız. Salatamızın en üstünde ufak bir detay olacak. Önceden panelenmiş, kızartılmış, sıcacık bir beyaz peyniri bulunuyor salatamızın üzerinde. Ve hemen isterseniz malzemelerimize bir göz atalım. Bende birazcık kıvırcık marul vardı. Hepsini kullanmayacağım galiba. Yine de hepsi yıkandı. Şöyle bir sebze tabağımıza baktığımızda bir tane havucumuz bulunuyor. 6 tane çeri domates, bir küçük salatalık, yarım limon ve en önemlisi beyaz peynir. 3 parçaya kestim. Bunları birazdan paneleyeceğiz. Panelemek için birazcık una ihtiyacımız var. Aşağı yukarı 100 milim süt, bir yumurta ve ihtiyacımıza göre galeta unu. Hemen ocağımızın altını açıyorum. Tavamıza da kızgın sıvı yağımızı eklemiştim. Şöyle en yüksek derecede iyice yağımızın kızmasını bekliyoruz. Ve ben hemen paneleme işlemine geçiyorum. Panelemek için öncelikle bir yumurtayı sütün içerisine bırakıp çırpacağım. Şöyle. Hemen bunları bir çırpıyorum. Çırpma işleminden sonra şöyle bir derin kaba bırakıyorum sütümüzü. Panelere caddemizi yine hazırladık. Aynı şinizellerimizde yaptığımız gibi. Hemen şöyle bir parça peynirimizi alıyorum. Dört tarafını da, hatta şu sonlarını da önce una buluyoruz. Ardından yumurtaya. Ve en son galeta unu. Yine dört tarafına gelecek şekilde. Peynir daha akışkan bir malzeme olduğu için tekrardan yumurtaya bulayıp son bir tur galeta unumuza şöyle bir yatırıyoruz. Evet, peynirlerimizi güzelce paneledik. Yağımız da kızmaya başladı bile. Hemen peynirlerimizi şöyle içerisine bırakıyorum. Bakalım. Evet, süper. Diğer yandan ben hemen salatama başlamak istiyorum. Şöyle marullarımı bir tezgahın üstüne alayım önce. Göz kararı. Birazcık marul doğramak istiyorum çünkü. Hemen marullarımızı bir bıçak yardımıyla çok küçük olmayacak şekilde kaba kaba doğruyoruz. Evet, bu kadar yeterli olacaktır galiba. Şöyle marullarımız kalsın orada. Havucumuzu da alıyorum. Hemen onu da küçük dilimler halinde doğruyorum. Evet, peynirlerimiz güzelce kızardı. Nar gibi oldular. Hemen salatamızın sosuna geçiyoruz. Şimdi salatamızın sosuna başlamak için ilk önce aşağı yukarı 4 yemek kaşığı sıvı yağını şöyle bir kabımıza boşaltıyoruz. İçerisine baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, çeyrek tatlı kaşığı, hatta çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kekik ve 1 tatlı kaşığı nanemiz var. Aynı zamanda içerisine şöyle 1 tatlı kaşığı sirke
bırakıyoruz. Ve yarım limonu içerisine şöyle sıkıyorum sadece. Limonumuzu da içerisine sıktıktan sonra hemen şöyle bir karıştırıyorum. Ve salatamın üzerine şöyle gezdiriyorum. Ardından kızarttığım peynirleri üzerine bırakıyorum. Şöyle. Şuradan şöyle güzel bir renk cümbüşü olsun istiyorum. Kırmızı soğanlarımı da içerisine bıraktım. Evet, salatamız görüldüğü gibi hemen bitti. Çok basitti. Ufak tefek evde olan malzemelerinizden harika bir salata çıkarabilirsiniz ortaya. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Beyaz peynirin o sıcak haliyle bu salatanın yenmesini de şiddetle tavsiye ediyorum. Afiyet olsun.